bunları satıyoruz. Diğerlerini yakalaması zor olduğu için. Sadece bu görmüş olduğumuz küçük odada 10 binin üzerinde bir hamam böceğimiz var. Farklı türlerde 6-7 çeşit türde. Örneğin Amerikan hamam böceğimiz var. Tartara dediğimiz Türkmen hamam böceklerimiz var. Bunun haricinde Madagaskar'ımız var, Dubia'mız var, Blaptica Dubia dediğimiz. Turuncu kafa dediğimiz özel farklı bir türümüz var. Lobster var. Bu tarz talebe göre bu türleri hayvanat bahçelerine veyahut da evde belli başlı hayvan besleyen kişiler satın almakta. Ama antiparantez şunu da söylemek lazım. Aa, hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Ürüne göre değişiyor. Şimdi burada 1 TL'ye de verdiğimiz ürün var. 30 liraya vermiş olduğumuz ürün de var. Bu tamamen hayvanın doğurganlık oranıyla ve yetişme süresiyle alakalı. Mesela Madagaskar'ın yetişkin boya gelmesi 1 yıl. Diğer taraftan Tartara döngüsü 3 ay. Şimdi 3 ayda ve çok sık doğum yapan bir böceklerine belli aralıklarla doğum yapıp yetişme süresi 1 yıl olan böceğin fiyatı aynı olmaması lazım. Olamaz da zaten, çünkü her ikisinin de giderleri farklı. Evet. Daha çok biz hayvanat bahçelerine veriyoruz. Vermiş olduğumuz ürünler genel anlamda işte sadece burada hamam böceği değil, kurt çeşitlerimiz de var, çekirgelerimiz de var. Bunlar hayvanat bahçeleri olabilmekte ağırlıklı. Bunun haricinde Sağlık Bakanlığı'na ürün vermekteyiz. Ayrıca büyük çalışma, üniversitelerin büyük çalışmalarında, TÜBİTAK projelerinde %99 oranında yer almaktayız. Onlar bizi tanımaktalar, biz onları tanımaktayız. Artı bilime önem veren bir kişilik olduğumdan dolayı üniversite çalışmalarını büyük oranda destekliyoruz yani açıkçası. Her hayvanın beslenmesi farklı. Kimisi muz yer, kimisi portakal yer, işte kimisinin tatlı olması gerekir, kimisi ekşiyi sever. Tabii biz de bu doğrultuda hayvanları beslerken bunlara dikkat ediyoruz. Sıcaklık ortamı farklılık gösterebilmekte. Şimdi o da türüne göre değişmekte. Burada 15 dereceden tutun 50 dereceye kadar ısı ihtiyacı duyan canlılarımız var. Korkuyor musunuz sen? Yok, yok, hiçbir şekilde canlıdan korkmam. Çocukluktan bu yana böceklerle, hayvanlarla haşır neşir olmam tabii ki biraz daha olumlu bakıyorum olaya. Eşim o da alıştı. İlk zamanlar pek sıcak bakmazdı ama artık günümüzde buraya geldiğinde, bana yardımcı olmak istediğinde, ya şu kutuyu da ben temizleyeyim, işin ucundan tutayım dediği oluyor. Ama genelde bayanların hoşlanmadığı bir iş tarzı demek lazım. Yani bırakın bayanı, birçok erkek bile bu işi yapmak istemiyor. Biz eleman ilanı veriyoruz, adam geliyor bir gün çalışıyor. Abi burası bana göre değilmiş. Veyahut da bırakın bir günü adam uzaktan hamam böceklerini görüyor. Telefonda durumu anlatıyorsunuz, ortamı anlatıyor. Ya sorun mu derken buraya geldiğinde eline verdiğinizde yok abi ben bu işi yapmayayım dediklerim, bu tarz olayla çok karşılaştık zamanında. Ama bunun da bir bedeli var. Cep sobası koyacak. Tamam. Pazartesi bir şey yapıyorum. Kaydediyorum. Tamam. Oldu. Sağ ol. Görüşürüz.